Vamos pa la playa, pa curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Eşi Caner Erdeniz'le Etiler'deki bir restoran çıkışı kameralara takılan Müge Boz, kızı Vina'yı kayınvalidesine bıraktıklarını söyledi. Bir an önce Vina'ya aslında koşmak istiyoruz. Onu söylemek istemedim ama onu babaannesine bırakmıştık bu akşam. Şimdi bir an önce onu babaannesine alıp eve gitme planının içerisindeyiz. Hayır, böyle bize yapamazdın. Yüreğime inecek. Caner Erdeniz kızı için bakıcı tutmadıklarını anlattı. Bizde bakıcı yok. Bir yardımcımız var eve yardım eden. O da sabah gelip akşam üzeri doğru çıkıyor yani genelde. Böyle yemeklerde genelde aile yakınlarına emanet ediyoruz. Teyzeler, halalar, babaanneler, anneanneler gibi böyle yardımcı oluyorlar, sağ olsun. Aile içerisinde birazcık konuyu hallediyoruz. Ünlü basketbolcu neden bakıcı tutmadıkları sorusuna da yanıt verdi. Evde ekstra bir tanımadığımız bir insan olsun istemiyoruz. Kendi çekirdek ailemizle büyütmek istiyoruz. O yüzden de yani hani bakıcıya karşı bir şeyimiz yok. Ama biz öyle tercih ediyoruz. O yüzden kendimiz daha çok idare etmeye çalışıyoruz birlikte. Yardıma ihtiyaç olduğunda da aile büyüklerine ya da akrabalarımıza yardım müsaitlerse yardım istiyoruz. O yüzden şu zamana kadar 3 yaşına kadar böyle geldi. Keyifli de gidiyor yani. 2 3 Müge Boz her ailenin şartlarının farklı olduğuna dikkat çekti. Her ailenin farklı bir dinamiği var. Her ailenin çalışma koşulları ve yoğunluğu çok farklı olduğu için. Şimdi bizim de hani evine doğduğu zamanlar itibaren bizim iş koşullarımız da iş koşullarımızın müsaitliği el verdiğince biz elimizden geldiği kadar hani onunla biz ilgilenelim istedik. Sağ olsun hani ailemizin de vakti olduğu için onları da ilgilenebildi aslında. O yüzden biz böyle bir şey tercih ettik ama hani çok yoğun bir çalışma tempomuz olsaydı veya buna ihtiyaç duysaydık tabii ki de bakıcı her zaman hayatı çok kolaylaştıran bir şey ve her ailenin dinamiği çok farklı. Biz bu dönemi şu ana kadar bu şekilde atlattık. Bundan sonrası bakalım nasıl olacak yani çünkü bu konularla ilgili hiç büyük konuşmamak gerekiyor. Hiçbir zaman ne olacağı belli değil. Çok teşekkürler. Sağ olun, teşekkürler. Teşekkürler, iyi akşamlar. Çağla Şikel aşk orucunu bozdu. 44 yaşındaki ünlü model kalbini avukat Nail Gönerli'ye kaptırdı. Enis Arıkan'ın doğum gününde samimiyetleriyle dikkat çeken ikili geçen günlerde bir mekanda el ele görüldü. Şikel ile Gönerli cuma akşamı ise beraber ilk kez Kuruçeşme'deki bir sushi restoranında magazin altı kamerasına takıldı. Çiçeği burnunda aşıklar aralarında modacı Hakan Akkaya'nın da olduğu arkadaş grubunu beklerken baş başa uzun uzun sohbet etti. Çağla Şikel böylece 2015 yılında iki oğlunun babası Emre Altun'dan boşandıktan sonra ilk kez bir erkek arkadaşıyla görüntülenmiş oldu. Çok keyifli görünen Şikel bir ara elini Gönerli'nin omzuna attı. Çıkışta yeni ilişkisiyle ilgili sorulara sessiz kalan Çağla Şikel bir arkadaşının yaş gününü kutladıklarını anlattı. Çağla Hanım, iyi akşamlar, afiyet olsun, nasılsınız? Çok Nail Bey'le teşekkürler, sağ olun. Yeni bir ilişkimi sizden öğrenirim hemen. Sizi de bulmuşken beraber içeride de samimiyiz. Bir doğum günü kutladık arkadaşlarımızla beraber. Yeni İyi bir aşk olarak yazalım mı? Nail Bey, sizi de aşk demek istersiniz. Nail Bey, Çağla Hanım'la beraber. Nail Bey. Hayırlı olsun. Sizden de bir iki yorum alabilir miyiz? Cevap vermediğinize göre doğru herhalde. Nail Gönerli'nin lüks aracının arka koltuğuna geçen Çağla Şikel'in sık sık kahkaha atması dikkat çekti. Ünlü model daha sonra avukat sevgilisiyle soluğu Emirgan'daki bir mekanda aldı. Geç saatlere kadar eğlenen ikili arkadaş grubuyla Nail Gönerli'nin Arnavutköy'deki evine gitti. Çağla Şikel sorulara yanıt vermezken avukat Nail Gönerli'nin ilişkiniz hayırlı olsun yorumuna teşekkür ederek karşılık vermesi dikkat çekti. Çağla Hanım, iyi akşamlar, nasılsınız? Teşekkürler, evet, siz. Çok kısa sohbet edelim. Yok, zamanı evet, değil çocuklar. Güzel, uzun bir geceydi sizler için de. Önce Kuruçeşme, ondan sonra Emirgan arkadaşlarınızla birlikte. Şimdi Nail Bey'le birlikte, Nail Bey'in de evine geldiniz arkadaşlarınızla birlikte. Nail Bey, neler için de bir burası? Bir çok kısa konuşalım. Yani, lütfen, iyi geceler. Hayırlı olsun diyelim. Hayırlı olsun diyelim o zaman. Teşekkür ederim, sağ olun. Gece.
eve de gelmezsiniz diye. Yok yok. Rating rekortmeni Yargı dizisinin avukat Ceylin'i Pınar Deniz, Etiler'deki bir kafede arkadaşlarıyla buluştu. Çıkışta magazin altının sorularını yanıtlayan Deniz'in üzerindeki kürk dikkat çekti. Kürklerimizle beraber. Nasılsınız Pınar Hanım? Benim kürküm tabii yok, ki. Evet, ha, bir an beni korkutma. Gerçek mi? Tabii ki değil. Korkutma beni lütfen diye. Pınar Deniz, ikinci sezonunda da ilgiyle izlenen Yargı dizisinde oynadığı için çok şanslı olduğunu söyledi. İnsanlığımdan donma diye. Usta o zaman. Biz artık 53. bölümü çekiyoruz şu an ve geçen hafta hatta bunu konuşuyorduk. Yani çok şükür hem birbirimizi çok sevip hem de hala arkasında durabileceğimiz ve böyle gururla konuşabileceğimiz bir işimiz var. O yüzden çok mutluyum tabii Yargı'da olduğum için. Devam ediyor şu an. Güzel oyuncu, senarist Sema Ergenekon sayesinde Yargı dizisinin hikayesinin başarıyla sürdüğüne dikkat çekti. Güzel geliyor ya. Yani normalde böyle bir şeye girer ya aslında, senaryo sıkışır ya da ne bileyim artık iş bir şekilden sonra heyecanını yitirir falan. Ama hala Yargı sağ olsun Sema Ergenekon sayesinde hala devam ediyor o heyecanı tutmaya. O yüzden çok mutluyuz. Vardı, olmaz mı? Yani bence televizyonda iş yapan arkadaşlarımın çoğunluğunda var o korku. Çünkü bölüm süreleri biliyorsunuz ki biraz uzun. Uzun olduğu için de yani ne kadar hikaye yazarsan yaz bir yerden sonra aslında sıkışıyor. Ama niyeyse bizim işte öyle olmamış gibi hissediyorum. O yüzden çok mutluyum. Bildiğim tek bir şey var. Benim senin katıldığında çiçek açmam imkansız. Sana uzaktan bakıyor artık. Pınar Deniz başrolünü oynadığı Sipahi dizisi 8. bölümde final yapan sevgilisi Kaan Yıldırım'ı övdü. Seni baygınken ben taşıdım. Bir de kaçmaya çalışırken arkandan bir iki kişi halletmiş olabilirim. Bu korkuyu yenilenlerden biri de Kaan Bey oldu dizisi. Ha Kaan erken ya. Erken final yaptı diyelim. Ya bazı işler öyledir. Yani çok emek vererek yapılan işler var ve o iş gerçekten çok emek verilerek yapıldı. Karşılığını bulmadı ama Kaan çok çalışkan bir oyuncu. Ben sevgilimle gurur duyuyorum. O yüzden bir yerde önemli değil. Çünkü ben onun ne kadar çalıştığını ve o ekibin ne kadar emek verdiğini biliyorum. Konuştunuz mu peki hani olumsuzluklar açısından, hani neden böyle oldu gibisinden? Konuştuk ama burada konuşmayacağım tabii ki. Tamam, geliyorum. O zaman teşekkür edeyim mi size? Hadi edelim. Güzel oyuncu yüzü olduğu dijital platform için çektiği ve bir seri katile hayat verdiği Aktris dizisini heyecanla beklediğini belirtti. Tarih belli değil ama çok heyecanlıyız. Onunla ilgili işte bazı çalışmalar yapmaya da başladık. O yüzden çok heyecanlıyım. Bekliyoruz. İnşallah. Evet, onu bekliyoruz. Çok teşekkür ederim.